Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu bilgisayarınızda olması gereken 7 adet program. Evet, o zaman birincisiyle başlayalım. Brave. Brave sıradan bir program değil. Bu projenin kurucusu Firefox'tan ayrılan kurucu ortağı biri. Ve Brave Software tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu bir web tarayıcı programıdır. Aynı zamanda Brave Chromium tabanlı olarak geliştirilmekte ve kullanıcıların internet üzerindeki gizliliğini korumak için reklamları ve takipçileri engelleme özelliğine sahip. Windows, Linux, macOS, Android ve iOS'ta da bulunmaktadır. Ve bilmiyorum, benim denediğim kadarıyla reklamları engellemek konusunda bayağı iyi. Brave Browser, internette yaptığınız gezintiyi kesintiye uğratan ve yavaşlatan reklamlara karşı ortaya çıkmış bir proje. Ancak tarayıcının diğer reklamları engelleyen eklenti ve tarayıcılardan ilginç bir farkı bulunuyor. Brave Browser, engellediği reklamların yerine kendi reklam envanterindeki reklamları gösteriyor. Şirket, sitelerde engellediği reklamlar yerine kendi reklamlarını yerleştirdikten sonra ise geliri herkese paylaşılıyor. Ve bu şu an için iddia ediliyor. Reklamlardan elde edilen gelirin %15'i Brave Browser'a, %55'i yayıncılara, %10-15 kısmı ise Brave Browser kullanıcılarına gidiyor. Ve bu da ayrı bir video konusu aslında. Bununla ilgili videolar da gördüm. Onlara da bakabilirsiniz. Açıkçası ben hiç Brave Browser'dan gelir elde ettim mi? Hayır. Birkaç aydır kullanıyorum ve dediğim gibi reklam engelleme konusunda gerçekten iyi. Bu yüzden tavsiye ettim. Ama bu para kazanma konusu işte bayağı dönüyor internette, gördüm açıkçası. O yüzden bir bakın derim. Eğer böyle bir şey oluyorsa bana da haber verebilirsiniz. O zaman geçelim ikinci programımıza. Evet arkadaşlar, ikinci programımız Zodo PDF Editor. Zodo Docs, PDF dokümanları ile çalışmak için harika bir uygulama. Çok sayıda ilgi çekici özelliğe sahip, basit ve hoş bir arayüzü var açıkçası. Ve aynı zamanda Dropbox ve Google Drive gibi bulut hizmetleriyle tam entegrasyona sahip ve birçok ilgi çekici özelliğe sahip demiştik. Okuma aracı çok sayıda ilgi çekici özelliğe sahip. Örneğin daha sonra kolayca erişmek için favori sayfalarınızı kaydedebilirsiniz. Ya da çok sayıda belge için çoklu aktif sekme özelliğini kullanabilirsiniz. Bununla birlikte Zodo Docs'un gerçek gücü düzenleme aracından geliyor. Yani sunduğu çok sayıda seçenek ile herhangi bir sayfada direkt olarak yazabilir ve çizim yapabilirsiniz. Ayrıca herhangi bir dokümanda şekilde vurgu yapabilir, altını çizebilir, daire içine alabilir, yokla okla gösterebilirsiniz ve aynı zamanda dokümanda imzalayabilirsiniz. Bir hata yaparsanız da kolayca geri alabilirsiniz. Açıkçası benim için en önemli özelliği dark kullanabilmek oldu. Çünkü bilmiyorum, çok açık renkli olunca beni aşırı rahatsız ediyor. Ve bunun Android markette de sürümü mevcut diye biliyorum. İsterseniz bilgisayarda, isterseniz de telefonunuzda deneyip bakabilirsiniz. Evet, gelelim üçüncü uygulamamıza. Üçüncü uygulamamız Flux. Sanırım böyle okunuyor. Şuraya bir yere de logosunu koyayım. Benim için gerçekten çok önemli bir program oldu. Hatta uygulamanın sloganı da şu: Make your life better. Gerçekten hayatımı çok daha iyi yaptı. Ya sürekli ekran başındaysanız gözleriniz gerçekten çok rahatsız oluyor. Yani en azından benim için öyleydi. Mesela gece yatmaya gittiğimde gözlerim böyle çok felaket acıyordu. Yani böyle istemsiz gözlerimden yaşlar geliyordu. Yani bilmiyorum, zaten sabah yatıyorum bilgisayarın başına. Akşam yatana kadar öyle işlerimi hallediyorum, çalışıyorum, öğreniyorum, bilmem ne. Her neyse, bu işleri yaparken gözlerimde gerçekten çok kötü oluyordu. Bir arkadaşımın önerisiyle bu programı birkaç gündür kullanmaya başladım ve gerçekten çok 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 mükemmel oldu. Yani normalde de ben laptopta gece ışığı, yani sarı ışık kullanıyordum ama yetmiyormuş demek ki. İşte arkadaşlar, demem o ki mavi ışığa maruz kalmamak için, yani ekranlardan gelen mavi ışığa maruz kalmamak için bu programı kullanmak sizin için çok yararlı olabilir. O yüzden bence bilgisayarınıza indirin. Ve şimdi hatta programı göstereyim. Bilmiyorum burada nasıl rengin değiştirdiği görülür mü ekran kaydında, ama yine de göstereyim. Buradaki böyle istediğiniz şekilde değiştirip sarı ışığın artımını veya azalımını sağlayabilirsiniz. Ve şöyle de bir şey var, ayarlardan uğraşılıp bu otomatik hale de getirilebiliyor. Gün ışığında şöyle olsun veya gecede böyle olsun. Ama ben bakmadım çünkü sürekli aynı modda kullanıyorum ve bayağı bir sarı da kullanıyorum. Ve benim için gerçekten çok güzel oldu. Neyse, gelelim diğer bir programımız olan, yani dördüncü programımız olan CCleaner'a. Evet, C++ ile yazılmış olan CCleaner, Preform şirketi tarafından geliştirilen ücretsiz bir yazılımdır. 1 milyar kez indirilmiş olan bu program, dünyadaki bilgisayarların yaklaşık %25'inde
kullanılmaktadır. Sevgililer, bilgisayarınızdaki geçici dosyaları, çerezleri ve gereksiz bilgileri silerek bilgisayarınızın hızını ve verimini artıran bir programdır. Ya ayrıca buna ek olarak bilgisayarımın çok dolu olduğunu geçen bir videomda göstermiştim ve onun için video editi yaptığım programın cache dosyalarına gittim ve oradaki çok büyük kalabalığın, yani bilgisayarımdaki bu büyük kalabalığın oradan geldiğini gördüm ve onu temizleyerek de bilgisayarımı şu an boşalttım. Açıkçası böyle kullandığınız bir program varsa, video editi mesela, bilmiyorum, ben 6 aydır falan video çekiyorum ve en az bir video 2 GB desem, bu sayede çok fazla bir yer kaplamış oluyor zaten bilgisayarımda. Neyse, bu da bir gereksiz bir info oldu ama işte bu programı da kullanarak bilgisayarımın verimini gerçekten arttırdı ve ben çok memnun kaldım. O yüzden size de tavsiye ediyorum. Genel olarak Zcleaner tarayıcı ile ilgili olan cache'leri, sisteminizdeki gereksiz dosyaları ve kayıt defterinde olan geçmişi silen bir program. Yani. Ve bu sebeple arkadaşlar tavsiye edilir. Gelelim bir diğer programımız VLC'ye. Evet, VLC Media Player veya Videolan özgün bir video oynatıcı yazılım programıdır. Bünyesinde barındırdığı çözücüler sayesinde bir ek çözücü paketi yüklemeyi gerektirmeksizin çok sayıda video ve ses kaydı türünü oynatabilmektedir ve oldukça sade bir arayüze sahiptir. Evet, avantajlarından genel olarak bahsedersek MP3, OGG, FLV, MP4, DivX, XVID, CD, DVD veya VCD gibi sayısız dosya biçimi ve ortam desteği sağlıyor. Hasarlı ya da internetten indirilirken yarım kalmış olan video ve ses dosyalarını oynatabilme özelliğine sahip. Linux, Windows, macOS, Android, iOS gibi birçok platformda çalışabiliyor ve torrent dosyalarından ön izleme yapabiliyor. Altyazı desteği ve tema desteği var. Web kameradan görüntü kaydedebilme özelliğine sahip ve yayın sunucusu olarak kullanılabiliyor. Ve ek olarak ben VLC ile bilgisayarımın ekranını kaydediyorum. Hatta şu anda da bu videoda da onunla kullanıyorum. Açıkçası bu avantajların hepsini denemedim ama Mumbai'si miydi şu an hatırlamıyorum. Her neyse, bir tane kameranın IP adresini alarak bütün orada çekilen görüntüleri ben görebiliyordum ve kaydedebiliyordum. Ve şu zaman, yani bunu çalışırken yapıyordum gerçi. Ve şu zamana kadar gerçekten birçok ekran kaydetme programı denedim ama VLC gerçekten en iyisi. Mesela videoyu kaydettiğinizde üstüne logo falan kaydetmiyor. Yani saatlerce video kaydedebilirsiniz. Mesela örneğin başka bir tane video kaydetme programı, yani ekran kaydedici programı kullansanız özellikle 15 dakika veya 10 dakika veya 5 dakika ile sınırlı oluyor. VLC'yi bu yüzden seviyorum açıkçası. O yüzden tavsiye ettim size de. Evet, geçelim bir diğer programımıza. O da WinRAR ve şu an bu 6. oldu sanırım. Evet, en eski ve dünyanın en popülerleri, yani en popüler dosya sıkıştırma programlarından biridir. Eugene Rochal tarafından 1995 yılında yazılmış ve hatta C++ ile geliştirilmiş bir dosya sıkıştırma programıdır. En temel tanımıyla dosya boyutunu küçültmek amacıyla yazılmıştır. Avantajları ise dosyalar daha düzenli durur, sabit sürücüde daha az yer kaplar ve dosya transferlerinde gönderilmesi ve alınılması çok daha rahat biçimde. Ve dosya adlarında Unicode desteği de var. Türkçe dilini de destekleyen WinRAR'ı ücretsiz kullanmak da mümkün. Ancak tek handikapı, bazen lisans satın alın uyarısıyla karşılaşabiliyorsunuz ama bu pencereyi de kapattıktan sonra yine de işleminize devam edebiliyorsunuz. Evet, geçelim bir diğer programımız olan LibreOffice veya WPS Office'e. Evet, ikisinden de bahsetmek istiyorum son olarak ve seçim de size kalsın olsun istiyorum. Ve ben burada seçecek olsam LibreOffice'i seçerdim. Neyse, şimdi bahsedelim. WPS, Windows, Linux, Mac platformlarında hizmet veren bir ofis uygulaması ve diğer ofis yazılımlarına göre MS Office adaptasyonu konusunda oldukça başarılı. Aynı şekilde Android ve iOS desteği de bulunmakta. WPS sadece Word, Excel ve PowerPoint muadilleriyle birlikte geldiği için diğer ofis dillerine ihtiyaç duymayanlara gayet uygundur. Ama LibreOffice ise Microsoft Office'deki gibi tüm programlar mevcut. Açık kaynak kodlu ve ücretsiz sunulan LibreOffice ise bir ofis paketinden bekleyeceğiniz her şeyi bulabilirsiniz. Tüm Microsoft belge biçimleriyle tam uyumlu olan yazılımı yasal bir şekilde tamamen ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz. Birçok dilde sunulmuş olan LibreOffice ücretli alternatiflerine kıyasla çok daha fazla platform ve dosya formatı da destekliyor. Bu sayede Microsoft Office tarafından desteklenmeyen pek çok endüstriyel dosya LibreOffice tarafından sorunsuz olarak çalıştırılabiliyor. Çeşitli uzantılar ve şablonlar ise kullanıcıya çok daha esnek bir kullanım sunuyor. Evet arkadaşlar, genel olarak böyle, tercih size kalmış bu ikisini seçmekte. Ama bence LibreOffice
en iyisi diyebilirim MS Office'e kıyasla. Bu arada Microsoft Office'i de online olarak kullanabilirsiniz bence. Eğer bir öğrenci hesabınız varsa, ki benim hala kullanabiliyorum açıkçası, ihtiyacım olduğunda online olarak Office programlarını da kullanabiliyorum. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni sosyal medya hesaplarından takip edip bu videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere.